Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında ikizkenar üçgen konusundaki ilk kısmın yani tabana ait yükseklik kısmının konu anlatımını yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 45, 46, 47 yapacağız. Hatta 48'den de bir soruyu çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. İkiz kenar üçgen konusuna başlamadan önce öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sen bu konuyu aslında biliyorsun. Niye? Nereden biliyorsun daha doğrusu? Daha öncesinde ek çizimlerde ikizkenar üçgenin özelliğinden bahsetmiştik. Tabana ait yükseklik iki eşit parçaya bölüyor. Aynı zamanda açıortay diye söylemiştik. Ve artı sen dik üçgen konusunu da öğrendiysen ikizkenarın ilk kısmı olan tabana ait yükseklik kısmı olan bu konu anlatımındaki çoğu soruyu yapabilecek kapasitedesin aslında. İstersen deneyebilirsin. Sana kalmış. O söylediğim 3 sayfayı sen istersen şöyle bir önden çöz. Çünkü bilmediğim bir şey yok. Evet ama biz yine de konu anlatımına başlayalım. Benimle birlikte devam etmek isteyenler haydi bakalım beraber başlayalım. Şimdi daha önce de vermiştik tanımını. İki kenar uzunluğu eşit olan üçgene biz ne diyoruz? İkiz kenar üçgen adını veriyoruz. İkiz kenar üçgende şurası tabanı olarak söylemiştik. Bunlara da kolları eşit olan kenarlara da kolları diye söylemiştik. Tabana ait açılar birbirine eşittir. Ve böyle uzunlukla alakalı hani böyle dik üçgenle alakalı bir şeylerle karşımıza çıkmazsa soru daha doğrusu sonuca ulaşamazsak açılara da dalmayı da ihmal etmiyoruz. Ama önceliğimiz tabii ki uzunluk sorulursa önceliğimiz dik üçgen. Dik üçgeni nasıl elde edeceğiz? İkizkenar üçgende ben şunu söylüyorum. İkiz kenar üçgende taban tanımını yaptık. Şimdi özelliklerine başlayalım. Özelliklerine tabana ait yükseklikten bahsedeceğiz ya şimdi. İkizkenar üçgende tabana ait yükseklik neydi? Ek çizimlerde görmüştük zaten biz bunu. En önemli ek çizimden birisiydi. Tabana ait bir yükseklik çizdiğinde tabanı iki eşit parçaya böler. Yani yükseklik kenar ortaydır ve aynı zamanda açı ortaydır diye söylemiştik. Hatta ve hatta ben şu cümleyi çok kuracağım. İkiz üçgende taban mevcutsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizer diyeceğiz. Evet. Yani daha doğrusu öğrenci olan tabanına ait yüksekliği çizer kardeşim. Tamam. Çünkü Orada uzunlukla alakalı bir şey yapmamız lazım. Uzunluk bulmamız lazım. Uzunluk da dik üçgenden bulunur. O yüzden dik üçgenden bulmak istiyorsak da tabana ait yüksekliği çizeceğiz. Karşımıza zaten bir dik üçgen çıkacak. Tamam. Bunu unutmuyoruz. Haydi bakalım örnek birle başlayalım. A noktasının BC kenarına olan uzaklığı nedir diye soruluyor bize. Hop x kenar üçgende taban mevcut. Tabana ait yüksekliği çizelim. Ki zaten bize A noktasının BC kenarına uzaklığı soruluyor. Zaten bunu çizmek zorundayız. Gösterelim ki o uzunluğu bulalım değil mi? Tabana ait yükseklik ne yapıyordu? Tabanı iki eş parçaya bölüyordu. E hocam 6 var 10 var. Yani şurada bir dik üçgen var. 6, 8, 10 üçgeninden cevabı ne buluruz? 8 buluruz. Yani 3, 4, 5'in iki katından dolayı. Peki geldik ikinci soruya. İkiz kenar üçgen var. Taban da mevcut. Bakın arkadaşlar bununla ilgili bir formül var. Ama formüle gerçekten gerek yok. Ne yapıyoruz? Formülü ben bile bilmiyorum bu arada. Birkaç öğrenci söylemişti hocam bununla alakalı formül var diye. Ama gerçekten gerek yok. Çünkü ikiz kenar üçgen taban mevcut mu? Evet taban mevcut hocam. E o zaman insan olan tabanına ait yüksekliği çizer diyeceğiz. Hop tabana ait yüksekliği çizdik. Tabanı iki eş parçaya bölecek. Hocam 16'yı mı parçaya bölecek? Hayır. Taban tamamı yani kaç? 24. 24'ü iki eş parçaya bölecek. 12'ye 12. E burası 12 ise buraya ne kaldı o zaman? 4 kaldı. E 12 13 yani senin şuradaki üçgende bir Pisagor bağıntısı var. Ne üçgeni? 5 12 13 üçgeninden burası 5 çıkar ve artık x isteniyor benden. X'e ait bir dik üçgen de var karşımızda. O zaman x'in karesi 4'ün karesi artı 5'in karesinden dolayı x kareyi 16 artı 25 buluruz ve x de böylelikle x kareyi 41 buluruz daha doğrusu. X de böylelikle çıkar. Kök 41 olarak çıkar karşımıza. Evet oradaki kök 41 bulduk. Geldik örnek 3'e. Ne güzel. Şimdi burada bir şey verilmiş. Bu açı ortay aynı zamanda kenar ortay. A, hem açı ortay hem kenar ortay. Aklınıza ne geldi? İki şart sağlandı. Dakideki hani diklik, ikiz kenarlık, açı ortaylık, kenar ortaylık. Ne, ya da e, bir açı ortay aynı zamanda kenar ortaysa bu nasıl bir üçgendir? İkiz kenar üçgendir. Çünkü ikiz kenar üçgende tabana ait yükseklik hem kenar ortaydır hem açı ortaydır. O yüzden burası ne oldu? İkizkenar üçgen oldu ve burası da aynı zamanda AD bir yükseklik olmak zorunda. E sonra ikizkenarsa hocam burası 10 ya buraya 2 kaldı. Sonra x'e bakacağım bakın x bu üçgende. A hocam bu üçgende ne var? Ne güzel bir şey var burada. Dikten dik inilmiş. Dikten dik inince bak eski konular ya yani dik üçgen karşımıza çıkıyor kardeşim. Dikten dik çizilmiş. Öklit hemen x'in karesi eşittir. Şu ve bunun çarpımıydı. 2 çarpı 8 x kare eşittir. 16'dan x'i de böylelikle 4 olarak buluruz. Evet örnek 3. 4 çıkar. Geldik örnek 4'e. 13, 13, 10. Hmm. İkiz kenar üçgen tabanda mevcut. İnsan olan, hadi öğrenci olan tabanına ait yüksekliği çizer. Hemen tabanına ait yüksekliği çizdik. Tabanı iki eş parçaya bölecek burası. Bu yükseklik. 5, 5. Ne üçgeni? Hocam şuradaki dik üçgenden dolayı. 5, 13. 5, 12, 13 üçgeninden 12 çıkar burası. E hocam bir de burada bir dik üçgen var. X'i bulmak istiyorum. Zaten X'e ait üçgen burada bakın. Ama dik üçgen özel olan üçgen burası. Dik üçgen olduğu için dik üçgene yoğunlaştık. Burası. A burası dik üçgende. Bir kenar 12. Diğer kenar 16. 12, 16. 3, 4, 5'in 5 katına kadar bilin demiştim. Ben o yüzden direkt 20'yi yazarım buraya. Sen de yazmayı öğrendin değil mi? Bu şekilde 3, 4, 5'in katlarını öğrendin. Yoksa Hocam 4'ün 3 katı, 4'ün 4 katı, 4'ün 5 katı diyebilirsin tabi ki. Ama sana kalmış demeyeceğim. 3, 4, 5'in 5 katına kadar bilmeni tavsiye ediyoruz. Geldik buraya. Evet burada da arkadaşlar yine görüyorsunuz büyük üçgen, ikizkenar üçgen. Hemen ne yapıyoruz? Taban da mevcut olduğu için tabanına ait yüksekliği çiziyoruz. İnsan olan tabanına ait yüksekliği çizer. Hocam tabanı iki eş parçaya bölecek. 9'u mu iki eş parçaya böleceğiz? Hayır. İkiz kenar üçgen büyük olan üçgen ya. Büyük üçgendeki büyük burası yani tabanımız 10. E, tabana ait yükseklik tabanı keş parçaya bölecek. 5, 5. Yani buraya 4 kaldı. Sonra bakıyorum ki diklik nerede? Bak diklik şurada. Hocam diklik şu üçgende. E, dik üçgen burası. Aa bakıyorum ki dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. Hocam aşk kare P çarpı K'yı mı uygulayayım? Hayır. X verilmişse bana X'e ait öklit bağıntısı. Hani sağ tarafta ya. Sağa dayalıyı uygulayalım x'in karesi eşittir 4 çarpı tamamı 4 çarpı 9. Yani x kare eşittir 36 ve x'i de böylelikle 6 olarak buluruz. Evet örnek 5, 6 çıkar. Geldik örnek 6'ya. Bakıyoruz soruya. Ne var soruda? Soruda bizim için ya artık genel bir ifade zaten bu. Yükseklik gerçekten bizim için çok önemli. Yüksekliği ayrı bir gözle bakıyoruz. Hocam, yüksekliğe ayrı bir gözle baktığımız zaman a hem yükseklik hem de açı ortaylık gördük burada. Hem yükseklik hem de açı ortaylık gördüysek aklımıza ne gelecek? İkiz kenar. Aklımıza gelen başımıza gelsin. Yüksekliğin kollarında böyle ikiz kenar yapıyorduk. E o zaman burada kollarında ikiz kenar yapmak için ne yapalım? Hocam şunu şöyle uzatalım. Yüksekliğin kollarında ikiz kenar oluştu. E o zaman, o zaman burası 10 burası da 10'dur. E tamamı 18. 8 kaldı buraya. Eksik parçaları tamamlayalım tabii ki. Hocam İkiz kenarda tabana ait yükseklik açı ortaydır. Aynı zamanda da kenar ortaydır. Eşitliği de yazdık. Sonra takıldık kaldık. Takıldığımız zaman bulduğum bilgilere bak. Ya da neresi isteniyorsa oraya bak. Ne var burada? Bizden ne isteniyor? Hocam bizden x isteniyor. Biz nereyi bulduk? 8'i bulduk. Bir de aynı zamanda şunların eşitliğini bulduk? Aa şurada ne var? Yan yatık bir orta taban var. Şu eşitliği de kullanmam lazım benim. Bak bunlar eşit. Bunlar da eşit. Orta taban sağlandı. Yani 1'e 2 oran olmak zorunda. Paralel olmak zorunda aynı zamanda. O zaman burası kaç yapıyor? 4 yapıyor. Yani x'i 4 olarak buluruz. Örnek 6, 4 çıktı. Geldik örnek 7'ye. Örnek 7'de de ikiz kenarlık var. Hocam tabanla mevcut insan olan tabanına ait yüksekliği çizer. Hemen tabanına ait yüksekliği çizelim kardeşim. Tabanına ait yüksekliği çizince Hocam 6 kök 2'yi parçaya böleceğiz. Değil. İkiz kenar nerede? Hocam ikiz kenar burada. Bunun tabanı nerede? E burası. E bunun tabanını iki eş parçaya bölecek. Dikkat et. Tamam. Evet. Dikkat ettik. Tabanı 8 kök 2. 8 kök 2'yi iki eş parçaya bölecek. Yani 4 kök 2'ye 4 kök 2 olacak burası da. O zaman buraya kaç kaldı? 2 kök 2 kaldı. E burada 45 90 burası da 45 yaptı. Aa, şurada bir 45 45 90 üçgen oldu. Yani 2 kök 2 ise burası da 2 kök 2. X de ne olacaktır? Dik kenardan hipotenüse geçiş kök kat olduğundan 2 kökkenin kök katı olacaktır. Şu ikisini çarp iki 2 yapar. Yani 2 ile de iki'nin çarpını da böylelikle 4 yapar. Evet örnek 7. 4 oldu. Gerçekten de bilmediğiniz bir şey var mıymış şöyle baktığınız zaman? Yok değil mi? Hepsi bildiğiniz şeyler. Yani sen ek çizimlerdeki ikiz kenarlık ek biliyorsan artı dik üçgeni biliyorsan bu ikiz kenardaki ilk kısmı çok rahat bir şekilde yaparsın de soru sorduğu zaman bu ilk kısımdan zaten soruları genelde soruyor. Haberin olsun. Yani artık bundan sonra bu bilgileri biz zaten üst üste koyarak bir şeyler yapacağız. İşte bakın meyvesini almaya başladık. O yüzden ben her zaman söylerim. Dik üçgenin sonuna kadar sabreden geometride çok iyi bir noktaya gelir. Gerçekten. Çünkü ileriki konuları yani şöyle bir bidon düşünün. Bidonun ee, yani yarısı üçgenlerdir. Yani suyu yarısına kadar doldurduğumuz zaman bir yarısı üçgenlerdir. Yani üçgenlerden sonrasında diğer konular diye adlandırırım. Ee, oradaki suyun yarısı yani bidonun yarısına geldik ya bidonun yarısının yarısı da yani dörtte birlik kısmı da dik üçgenin sonuna kadar olan kısımdır. Oraya kadar halledince gerisi gerçekten oradaki bidonu çok rahat bir şekilde dolduruyoruz. Yani beynimizi öyle düşün. Beynin yarısı işte yarısı üçgenler kafa, kafa gibi düşün ya da beyin değil de. Hadi beyin şuradaysa beynin yarısını işte üçgenler bir geometri anlamında diğer yarısı da e, diğer konular gibi düşünüp ona göre hamle yapabilirsiniz. Üçgenleri de halledebilmek için dik üçgenin sonuna kadar sabretmek lazım diye her zaman söylüyoruz arkadaşım. Evet örnek 8'e geldik. Bizim için önemli olan neydi? Yükseklik değil mi? Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. Bakın aa hocam hem yükseklik hem de kenar ortay. İki şart sağlanmış. Yüksekliğin kollarında ikiz kenar oluşturabiliriz değil mi? Aklımıza ikiz kenar geliyordu. Hop ikiz kenarı oluşturduk. Bak şöyle şöyle. A burası 13. Hocam şu ikiz kenar oldu. 13 sonuç yazdık ve burada ne var? 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeninden burayı da 12 olarak buluruz. Cevap 12. Geldik 9'a. Evet şöyle kağıtlar verilmiş. Arkadaş şu kağıtta tabanda mevcut da ya insan olan tabanına ait yükseklikleri çizer mi böyle çizer. Çizdiğin zaman, hocam 8 8 diye 2 eş parçaya, 8 8 diye 2 eş parçaya böler. 8 17 Ne üçgeni 8 15 17 üçgeni, 8 10. Ne üçgeni 6 8 10 üçgeninden Buradaki kağıttaki yüksekleri bulduk mu? Bulduk. Şimdi A ile L noktaları arasındaki uzaklık isteniyor. Tamam, biz bu yüksekliği çizmiştik ya. Tabanı 2 eş parçaya bölüyor. Ee, burada da arkadaşlar 8 8 böldü ya. Büyük üçgende de bunun orta dikmesi aynı zamanda yüksekliktir. E o yüzden bu yüksekliğin devamı da buraya gelmek zorunda. Yani burası doğrusal olmak zorunda. E, bu yüksekliği biz ne bulmuştuk? 6, 8, 10 üçgenden buraya 6 bulduk. Burası 10 ya. E, bunun da tamamını zaten ne bulduk? 8, 17. 8, 15, 17'den 15 bulduk. Benden de A ile L noktaları arasındaki uzaklık isteniyor. Yani X artı 6 eşittir 15 ise X de böylelikle çıkar? 9 diye çıkar. Cevap böylelikle 9 oldu. Evet örnek 9'u 9 dokuz bulduk. Geldik örnek 10'a. Bir katlama arkadaşlar şekil ne olursa olsun katlamayı gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Hop geriye doğru eski haline geri açıyoruz. Eski haline geri açalım arkadaşım şöyle. Tamam. Şu şekil biraz öyle şey olmuş. Keşke böyle çizilseydi ama neyse idare ediverin. Arkadaşlar katlamayı açtık. Şu kağıt karşımıza geldi. Bir geldi. Yani burası 18 burası 6. Hocam katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Hatta x kenarda çizilen kenar ortay olduğu için burası da yükseklik, burası da açı ortay falan filan diyebiliriz. E şimdi bunun tamamı 18. Benden x isteniyor. Buraya 18 eksi x mi kaldı? Evet. Hocam şu ikisi de birbirine eşit. Burası da 18 eksi x yaptı ve şuradaki üçgende bir pisagor bağıntısı yakışır. Yap bakalım pisagor bağıntısını. 18 eksi x'in karesi eşittir. x'in karesi artı 6'nın karesi deyip işlem, işlem 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 mi yapacağız? Yapma. Dur. 6 varsa büyük ihtimalle ne üçgendir kardeşim? 6, 8, 10 üçgendir. Dene bakalım. Hocam 8 koyarsam x yerine burada da 10 sağlaması tutuyor mu? Tutuyor. Yani x'i kaç buluruz? 8 olarak buluruz. Yani hisset kardeşim. Hisset. Evet hissettik ve bulduk. Yani sen dik üçgeni öğrendin. Bak bu sallama değil. Ne yaptık? Hissettik. Acaba 6, 8, 10 mu diye yerine koyduk. Yerine koyduğumda da sağlaması tuttuğu için hislerimiz doğru çıktı. O yüzden cevabı 8 bulduk. Geldik 11'e. Hocam bir şey yok burada. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece açılar verilmiş. E o zaman açılara dalacağız. Ya, açı verilmişse dal açıya. Açıların eşitliği yani şurada açı verilmiş. Alfa alfa burada da beta beta. E ne yapacağım hocam? Ana şuradaki üçgende ne var? Hocam iki tane açı yan yana gelmiş. Dayanamam. Yani ikisinin toplamı şurasıdır. E o zaman burayı yazdın alfa artı beta diye. E sonra ne yapacaksın? Hocam şuraya bak. Şurası da alfa artı beta. Burası da alfa artı beta. Aha. Şu açılar birbirine eşit. Aa, açılar eşitse bu bir ikizkenar üçgendir. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşittir. E burası 8 ise burası da 8 olmak zorunda. Yani ikisini buluruz? 8 bu. Açıya da dalacağız kardeşim. Yani soruda ne varsa ona bakıyoruz. Burada illa dik çizeceğiz diye bir şey yok. Hani dik çizmelik bir durum yoktu zaten burada. Açılar verilmişti. O yüzden açıya daldık ve kendiliğinden sorunun Soru çıktı. Cevap çıktı daha doğrusu. Evet 11'i 8 bulduk. Geldik 12'ye. Evet burada şöyle bir şey verilmiş. 2 tane üçgen var. Bunlar böyle yapıştırılmış. Yapıştırıldığında da bak 5'lik kenarlar şöyle yapıştırıldı ya. Şöyle bir üçgenle karşılaştık. E tamam. E hocam bak burada betalar falan filan var. Aa beta ile neyi toplarsan burası 2 beta yapar. Hocam betayı. Aa şurası 5 ise burası 5 çıktı mı? Çıktı. Ne güzel. Sonra ne yapacağız hocam? Şuradaki beta'yı kullanmadık deyince verilen bilgiyi kullandığınca olay bitiyor zaten. Hocam burası da beta burası da beta. Vay. İkiz kenar çıktı. A ikiz kenar. X'e burası da X'dir. Hocam ikiz kenarda taban mevcut taban. Taban mevcut olunca ne yapıyorduk? Daha doğrusu insan olan ne yapıyordu? Tabanına ait yüksekliği çiziyordu. Evet ikiz kenarda tabanına ait yüksekliği çizelim. Tabanına ait yüksekliği çizince tabanı iki eş parçaya bölecek. Yani 16 bak 11'i değil dikkat büyük üçgen ikizkenar üçgen, üçgen büyük tabana bakacağız burada. 16'yı iki eş parçaya bölecek. 8 8. E o zaman burası da 8 ise kardeşim. Burası da 8 ya. Şurası da 8 burası da 8 olduğundan buraya 3 kaldı. 3 5 ne üçgeni 3 4 5 üçgeni. E sonra x'i ulaşacağız. Bak burada da bir dik üçgen var. 4 var 8 var. E, 1 2 kök 5 üçgenden burası da 4 kök 5 çıkar mı? Yani x'i 4 kök 5 olarak buluruz. Kök 45 yazdım ama idare et. Bazen böyle hatalar yapıyoruz. Cevap 4 kök 5 oldu. Zor mu? Değil. Gerçekten. Hiç bilmediğim bir şey yok. Aha. Ne var burada? Hocam. Bak, dik yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyoruz. Dik tabanı keş parçaya böldü. Aklına ne geldi? Aklına gelen başına gelsin. Hocam Yüksekliğin kollarında x kenar oluştururuz değil mi? x kenar geldi aklımıza. Hemen x kenarı oluşturduk. Yani burası 4 kök 3. 4 kök 3 ise burası da 4 kök 3. Verilen bilgileri kullanacağım. Hocam 15 derece verilmiş. Bu bir x kenar üçgen. O zaman burası da 15. Anam. iki tane açı yan yana. Vay vay vay. İkisinin toplamı. 2 i̇ki iç açı bir dış açı. Hop. Burası 30 yapar. Ya da 15 90 75 burası da 75 deyip buradaki 30'u da yazabilirdik. Sonra 60'ı kullanmadık. Bak şuradaki üçgene 30, 60. Üçüncü açısında ne olur? 90 olur. 30, 60, 90. Üçgeni çıktı burada. 60'ı karşı 4 köküse. Bizim başlangıç noktası zaten 30'ı karşısıydı. 30'dan 60'a geçiş 3 kattı. O zaman 60'dan 30'a geçişte köküçe bölünmüş hali. 4 köküçü köküçe bölsek ne çıkar? 4 çıkar. Yani örnek 13. 4 oldu. Ve geldik bu videonun yani bu dersin son sorusuna. Şimdi bir şeyler demiş. AB ile AC'ye eşit verilmiş. Hocam ikiz kenar taban da böyle tabana ait yüksekte çizilmiş iki eş parçaya böler. Ama taban yok iki eş parçaya bölünmesini kullanmayacağız. Ne yapacağız peki? Şimdi ikiz kenarda dik üçgenden sonuca ulaşamıyorsak ikiz kenarın diğer özelliğini tanımını kullanacağız. Tanım. Tanımı ne? Taban açıları birbirine eşit değil mi? Evet açılara dalmayı da ihmal etmeyeceksin. Açılara da dalalım alfa alfa diyelim. Peki ben buraya bir beta dersem. Yani şunu oluyor. Alfa ile betanın toplamı kaç derece oluyor? Dik üçgen. Bak alfa ile betanın toplamı 90 derece oluyor. Tamam. Sonra hocam burası da beta olur. Alfa 90 sa burası da beta olur. Hocam alfa 90 burası da beta olur. Çünkü diğer iki açının toplamı 90. Diğer iki açının toplamı 90. Hatta burası da 90 ya. Hocam alfa 90. Bak 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 şu üçgene bak. Alfa 90'sa burası da beta olur mu? Olur. Hemen buraya bir beta yazalım. Aa, ters açı. Ters açıdan burası da beta. Vay ne çıktı? İkiz kenar çıktı yine burada. Hatta burada bak yükseklik çizebilirim. Niye? Buradaki ikiz kenar üçgende taban mevcut. İkiz kenar üçgen yakaladık. Evet tabanı mevcut olan bir ikiz kenar üçgen yakaladık. Hemen ne yapıyoruz? İkiz kenar varsa taban da mevcutsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizer. 4 4 E sonra ne yapacağız hocam? Sonra verilen bilgileri kullandığı sürece sonuca ulaşırsın kardeşim. E nasıl ulaşacağız? Hocam benden x isteniyor. 5'i kullanmadım. 4, 4 buldum. Deyince beyin otomatikman fark eder. Gözünle görmeyi değil, beyninle görmeyi sağlıyorum. Bak, x var, 5 var, 4 var, 4 var. Ana deyince böyle dikdörtgeni fark edersin. Beynin fark eder zaten bunu. Gözün fark etmez. Verilen bilgilere odaklan, istenilen bilgiye odaklan. Bulduğun bilgiye odaklanınca böyle zaten bu uzunlukların dikdörtgen oluştuğunu yani burası 9 buranın da 9 olduğunu fark edersin. Yani x böylelikle 9 çıkar mı? Çıkar. Evet gençler böylelikle ilk kısmı bitirdik mi? Bitirdik o zaman. Ama bitirdik de şimdi şunu söyleyeyim. Gerçekten videonun başında ne demiştim? Sen aslında ilk kısmı çok rahat bir şekilde yaparsın demedim mi? Dedim. Gerçekten de öyle değil mi? Bilmediğim bir şey var mı burada? Sadece bu zamana kadar ki olan konuyu tekrar ettik. Yani bir şeyin tanımını verdik ki bundan sonra genelde böyle işlerimiz. Bir şeyin tanımını verdik ve bundan önceki kullandığımız teknikleri hep buraya böyle yedireceğiz. Bundan sonra konular böyle gidiyor. O yüzden doğru yoldayız ve bundan sonrakileri çok rahat bir şekilde öğreneceğiz ve yapacağız arkadaşım. Evet gençler böylelikle ilk kısmı bitirdik. İkiz kenarda o zaman diyoruz ki bir sonraki videoda yani ikizkenarın diğer özelliklerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.